videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada da artık harekeleri de öğrendik. Cezimlerin, efendim şeddelerin nasıl tutturulacağını, ne anlama geldiğini de öğrendik. Met harflerinin kaç tane olduğunu öğrendikten sonra şimdi artık bu harekeli, metli ve tenminli şekillerini harflerin üzerinde seslendirelim. Bazı püf noktalar söyleyeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sayfamızda İlk üç kutumuz fethalı, kesreli ve dammeli hali. Ondan sonra metli halleri geliyor. Birer, birer miktarı çekeceğiz bunları. Fetha, kesre ve damme ile. Ondan sonra da tenminli halleri geliyor. Onları da tenimini bir şekilde sonunu nunlayarak okuyacağız, seslendireceğiz. Burada bir püf nokta söylemem gerekiyor. Bazen böyle kardeşlerimiz bunları harekeli okurken şu şekilde okuyorlar. E, i, ı. Bakın nereden baksanız yüzde yakın bir met var. Aslında hareke ne yapar? Kısa okutturur. Harfi kısa okutturur. Kesinlikle çekmez. E, E, I. Tabii ki bu şekilde kısa okuttururken şunu efendim seslendirmeyi de önlemeliyiz. Bazen böyle sanki orada bir e, kalkale yapar gibi veyahut da harfi cizimle okumak gibi kısa okuyacağım diye. E, E, ö diye de bu sesi vermelerini de efendim önlemeliyiz. Normal bir şekilde elif harfi e, e, ı. Buraya harflerin yalın şekillerini de aldık ki çocuğa da bunları bir tekrar atmalı. Şimdi hangi harfi efendim harekeli okuyacağız? Elif harfini. Burada gördüğümüz şekilde iki tane elif var. Ha, bunlardan bir tanesi uzun elif. Diğeri de küçük elif veya topak elif. Buna bodur elif diyenler de var. Efendim bu şekilde elifin de iki şekilde olduğunu da anlatmalıyız. Şimdi harekeli olarak kısa, kısa bir şekilde uzatmadan harekeleri okuyorum. Harflerin harekelerini okuyorum. E E I E bunları seslendirirken aynı zamanda da daha önce öğrettiğimiz şekilde kalem tekniğiyle dokunarak efendim okumayı da burada uygulamış oluyoruz. B harfi B B bu B B bu ben bin bun T harfi T T

Burada H harfine özel bir açıklama yapalım. Çoğu kişi H harfini ayın harfiyle beraber kalın harf olarak efendim algılıyor. Aslında H harfi gördü, bildiğiniz gibi Hussa Vatın kız dediğimiz istila kalın harfler içerisinde yok. Çünkü bu harf ince bir harftir ayınla beraber ve A sesiyle okunmamalıdır. Yani bu H harfi değil ha hı hu değil. Efendim bunda da bir e sesine yakın bir e efendim ses var. Fakat e, boğaz harfi olduğu için orta boğaz harfi olduğu için ayınla beraber ayı nasıl çatlatıyorsak e, boğazımızı büzerekten bunda da boğazımızı büzerekten şu sesi çıkarmalıyız. Ha ha değil. Ona dikkat edelim. Geldik bu harfin noktalı olanına. Bu da isti'ala harfi dediğimiz kalın harf. Genellikle çoğu kişi bunu hırlatarak çıkarıyor. Ama normalinde böyle bir hırlatma yok. Peki ne zaman hırlatılabilir? Kalın okuyamıyorsa, eğer H'ye yakın çıkarıyorsa o zaman hırlatmasına müsaade edilebilir. Diğer harften ayırması için. Yoksa kesinlikle bu harf hırlatmalı bir harf değildir. Ne olacak? Efendim bunda nefesin akması gerekiyor. Üst boğaz harfidir. O bakımdan da ha, ha ha yine a sesiyle bu şekilde efendim e, nefesin akması gerekiyor. Okuyorum ha harfi ha hay hu ha hay hu han hın hun Burada yine dikkat çekeceğim kalın harflerde kalın harflerin esrelerinde istilasını verdikten sonra yani Hı diye kalınlaştırdıktan sonra mutlaka sonunu incelterek i ile bitirmeliyiz. Niye? Çünkü kesra kesra kırmak demek. Keserden geliyor. Bize de geçmiş aynı efendim ee, kelime. Neyi kırıyoruz? Dili alt çene istikametine efendim kırıyoruz ki orada bir i sesi oluşsun. Bakın, hı hı gördüğünüz gibi dille ile beraber alt çene istikametine doğru ne yapıyor? Kırılıyor. Demek ki oradaki i sesini mutlaka kalın harflerde de kalın istilasını verdikten sonra vermeliyiz. Bir daha okuyalım. Ha, hı, hu. Ha, hi, hu. Han, hın, hun. Del harfi de, di, du de ti tu dan tin dun zel harfi peltek z zi, z z Ze, zi, zu, zen, zin, zun. Burada zu kelimesine bir parantez açalım ince harf istifade harfi olduğu için ince harflerin de zammeli yani ötreli olanlarına ses olarak u ile ü arası demiştik. Peki bunun ölçüsü nedir? Dudağımızı ileriye uzattığımızda ötreden dolayı ve vavdan dolayı dudağı ileriye uzattığımızda burada bir delik oluşuyor. Oluşan deliğin orta boy nohut büyüklüğünde olması gerektiğini kaynaklardan okuyoruz. Eğer bu efendim delik orta boy oğuttan küçük olursa o zaman dudağımızı büzdüğümüz için o zaman ü sesi çıkıyor. Vü gibi bakın ufaldı. Vü delik ufaldı. Orta boy oğuttan eğer büyük olursa o zaman da u ve o'ya yakın bir ses çıkıyor. Lu gördüğünüz gibi lu delik büyüdü. Demek ki ikisinin arası tam ortası orta boy oğut olduğu zaman istifale harfinin efendim u ile ü arası sesi rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bakın Zu, Zu, Evet. Bunu bütün istifale harflerinin, ince harflerin ötrelerinde uygulamalıyız. Bu orta boyun ölçüsünü. Ra harfi, ra, ji, ru, yine bir parantez açtım. Bu harfin üç tane efendim şeyini, nerelerde kalın okunur kuralını, nerelerde ince okulunu, bundan sonraki teorik sayfamızda öğreteceğiz inşallah. Ra'nın harekesi eğer fetha ve zamme ise yani üstü mötre ise ra'yı kalın okuyacağız. Ra, ru gibi. Eğer kesre ise yani esre ise ince okuyacağız. Ri gibi. Ru demeyeceğiz. Okuyorum. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. Ran, jin, run. Z harfi, buna Z harfi de kaynaklarda deniyor. ZY olarak geçtiği için Z diyoruz. Keskin bir harf. Kesinlikle dilimizin ucunu üst dişlere değdirmiyoruz ki peltek çıkmasın, dil alt garajında kalsın. Dilin ucu da alt dişlerin arkasına efendim e, değsin ve çok az çok hafif böyle bir. Kımıldatma var keskin olması için sanki bir arı vızıldaması gibi z z z Duyarsanız diye birinci de biraz e, mübalağa yaptım z z z z z z Sin harfi keskin yine aynı şekilde Aynı Z gibi. Bunlarda safir sıfatı var. Kuş sesi, ıslık sesi demek safir. S. Si. Su. Se, Si. Su. Sen. Sin. Sun. Şin harfi. Bunda da tefeşi sıfatı var dilimizin ortasından çıkan bir harf. Bizdeki dil ucu olan efendim ş sesi değil, şekerdeki ş şe sesi değil. Tefeşi sesin ağızda yayılması demek. Bakın ş ş duydunuz mu? Yayılıyor. Ş Şi şu. Ş ş şu. Şen şin şun. Sad harfi bu da sin ve z gibi Efendim keskin bir e, e, harf. Bunda da efendim safir sıfatı var. Kalın. Sa. Suy. Su. Sa. Suy. Su. San. Sin. Sun. Bizde olmayan bir ses. Çoğu dillerde de olmayan bir ses. Sanki böyle da ile za arası bir ses. Mutlaka ve mutlaka başlangıçta çocuğa yani sapırdan öğreneceklere dil kenarı ister sağ olabilir ister sol olabilir. Üst azı dişlerimizin iç kısmına mutlaka ve mutlaka değdirerekten şu şekilde değdirerekten eğer sağ taraftaki azı dişlerine değdiriyorsa sol taraftakine değdiriyorsa da şu şekilde efendim sürterekten da, çok basmadan da ile da arası çıkan bir ses. Fakat çok fazla bundaki istitale ve de rihvet sıfatını fazla böyle abartmadan fazla da efendim akıtmadan bu harfi çıkarmalıyız. Va, vay, zu. Va, vay, zu. Van, vin, zun. Da harfi bunda dilimizin ortasından itibaren ucuyla beraber üst damağa Dilimizi kapamalıyız. Itpak sıfatı var. En belirgin e, itpak sıfatı olan harflerden bir tanesidir. Itpak, dili damağı kapatmak anlamında. Efendim, bakın. T sesi, ta sesi çıkmayacak. Da, dı, du. Da, dı, du, dan, dın, dun. Peltek, va sesi, zelin kalınlığı. Va, vı, vu. Va, vı, vu, van, vın, zun. Geldik ayn harfine. Bu harfte h ha harfi gibi ince harf olduğunu söylemiştik. Orta boğaz harfidir. Boğazımızı biraz büzerekten. Yani buna Efendim genelde hocalarımız bu ayını biraz çatlatalım demelerinin sebebi de boğazı büzmeden dolayı çıkan bir ses. Bizde olmayan bir ses. Yani bizdeki a, ı veyahut da ı u değil de a ay Gördüğünüz gibi boğazımı ne yapıyorum? Büzüyorum ki burada bir çatlama meydana gelsin. Okuyalım. İnce bir harftir. İstifale harfi. a ay bunun fethalısını çekerken A sesiyle çekmeyelim. İnce harftir. A demeyelim. Yani eğer yapamıyorsak yapamıyorsak A'dan E'ye doğru bir geçiş yapabiliriz. Kolaylaştırma babında. A Rabbil alemin değil. Rabbil alemin. Bakın. Tekrar yapıyorum. A A'yı An in un gain harfi bu bizdeki yumuşak g'nin sesinden daha kalın bir ses. Yani bizde efendim öğretmen dediğimizde kesinlikle bu biz bu Arapçadaki vayn harfinin sesi değil. Çünkü vayn harfi efendim genelde daha kalın bir sesle çıkması gerekiyor. Bakın va, eğer öğretmeni Arapçadaki vayn'la söylersek Öğretmen yerine öğretmen dememiz lazım. O bakımdan yumuşak G'ye benzetmeyelim. V G G V G G G G G Evet. Devam ediyoruz harflerimize. F harfine geldik. F fi fu fa fi fu fen fin sun geldik qaf harfine qa qi qu küçük dil harfidir dilin kökünden çıkar qa qi Qan, qin, Geldik kef harfine. Bu da dil kökü harfi. Kafın bir parmak önünden çıkar. Dil kökünden bizdeki dil ucuyla söylenen böyle kerimin, efendim kekenin k'si değil. K, k, k. K, ki, ku. K, ki, ku ken, kin, kun. Evet, keften sonra burada gördüğünüz gibi bir harf daha görüyoruz. Bunu özellikle elif bağımıza bu sırayı aldık ve harekeledik. Çünkü Kur'an'da bu şekilde harekelenmiş şekilde efendim bu harf var. Fakat çoğu kişi ya sorduğumuzda bu harf hangi harf diyoruz? Bu harf kef harfi diyorlar. Halbuki burada kef harfi bu ama burada iki tane harf olduğunun idrakında değiller. Gördüğünüz gibi şu kısmındaki elifi kaldırırsak şu kısım kef harfi bu. Buna bir elif eklediğimizde ne olur? İki tane harf olmuş olur. Kef elif. Yani şuradaki lam elifle bunu anlatırsak daha önceden Arapça alfabede lam elif yoktu. 28 harfti. Bu lam elifin de eklenmesiyle 29 harf olarak şu anda anıyoruz. Yani bu ıı, lamın bu bacağı lam, bu bacağı elif gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde. Burası kef, burası elif. Buna lam elif, buna da kef elif diyebiliriz. İkisini de harekeledik. Okuyalım. Harekeler uzatmaz, kısa okutur. Ke, e. Ki, e, ku, ı. Şimdi bakın. Kef çekiyor. Hem çeker var hem elif var. Ke Burada da kef çekmiyor ama elif çekiyor. Dikkat edelim. Ki i Burada tam tersi kef çekiyor, elif çekmiyor. K K Ke en Ke in Ke un. Gördüğünüz gibi değişik kef çeşitleri var. Bunlara da boru kef diyoruz. lem harfi L Le li, lü. Özellikle efendim bundan bahsetmiştim. Ortada olduğu için her iki tarafı açık. Elifle kesinlikle karıştırılmaması gerekiyor. Elif harfi ortada kesinlikle uzun elif olarak gelmez. Küçük elif olarak gelir. Topak elif olarak gelir. O bakımdan bunun lam olduğunu tekrar hatırlatmakta yarar var. Tekrarlıyorum. Le, li, lü. Le, li, lü len, lin, lun. Mim harfi me, mi, mu. Me, mi, mu, men, min, mun. Burada gerek lam harfi, gerek mim harfi, bir de y harfi. Bu üçüne bir dikkat çekmek istiyorum. Bunların fethalı metlerinde duyuyoruz ki ma ve ma la efendim ya diye a sesi duyuyoruz. Tabii ki bunlar yanlıştır. Neden? Bunlar istifale harfidir. Kesinlikle a sesi duymamamız gerekiyor. E'ye yakın bir sesle çıkarmamız gerekiyor. Ama hocam biz hocamızdan böyle öğrenmiştik. Maalesef bazı böyle köylerimizdeki çok iyi eğitim almamış imamlarımızdan elifba'yı öğrenenlerden efendim böyle söylendiğini duyuyoruz. Bunlar kesinlikle yanlıştır. Çoğunlukla Kur'an'ı bilmeyip de namaz kılmak için namaz surelerinin Türkçesinden ezberleyenlerde de bu sorun efendim ortaya çıkmaktadır. Ne gibi? Bizde yazılırken e ile yazılmıyor. L, ile l, diye yazılmıyor. La, İ, la diye a ile yazıldığı için bu yanlışlığın çoğu da oradan geliyor. Bunlara dikkat edelim. Ya Rab diye e ile yazılmıyor. Ya, a ile yazılıyor. Ya Rab. Ama bunlar istifale harfidir kesinlikle nun. Mesela inna e'dayna diye okunmaz. Inne e'dayna. Şimdi zaten onları da okuyacağız. Bu şekilde a sesi duymak istemiyoruz. İsterseniz şuradan bir tane yapalım. Ma değil. Me. Ama çok ince. M de değil. Hocamız öyle derdi. Kuzu gibi melemeyin derdi. Mi. Mu. Men. Min. Mun. Nun da aynı şekilde nun harfi ne ni nu ne, ni nu nan nin nun Evet vav wow harfi genelde a ile böyle yazıldığı için vav wow diye. Bunu da kalın okuyanlar var. Mesela ne diyor? Vav wow yazdığı için Türkçede va wow diyor. Va wow değil efendim. Çok ince ve de değil. Çok büzmeyeceğiz dudağımızı. Fıtri bir şekilde ve ve bakın. Bunun ismi wow değil. Well ve we V. ve we V. when win bun bu harfte mutlaka dudaklarımızı İleriye doğru uzatmalıyız. Vam yapmalıyız. Yani vam Türkçede de var. Eklemek demek bir dudağa bir dudak daha ekliyoruz. Vamme de oradan geliyor zaten. Evet. H harfi. He. Hi. Hu. He. He. Hi. Hu. Hen. Hen. hun Bakın bu ötreli olan mette olan hü'ye dikkat edelim. Ü sesi burada istemiyoruz. Çünkü Arapçada üç ses yok dedik. Ü, o ve ö sesleri yok dedik. Yani efendim gerek sabah namazlarında gerek akşam namazlarında okunan Haşr suresinde hü vallahi hüllezî la var. <laughs> Orada la ilahe hü değil. Ü ile değil. Hu da değil. O zaman kalın olur. İkisinin arası. Orta boyun uhud demiştik. Hüvallahüllezî <laughs> La ilahe illa hu. Burada da aynı şeyi uygulayalım. Hü de değil, hu da değil. Hu. Aynı şekilde. Hen, hin, hun. La geldik. Bunu niye yaptık? Bu satırı da aynı şekilde. Çoğu elif göremiyoruz bu iki satırı. La melefle, kef elifi. Çünkü Kur'an'da bunların hareketli şekilleri var. Çoğu sıfırdan başlayanlar her ikisini de lam okuyabiliyor lele diye. Veyahut bunların hangisi elif, hangisi lam diye sorduğumuzda bu birincisi elif diyor. Bakın bunun şunu şöyle öğreteceğiz bu harfi efendim yanlışlığını düzeltmek için. Bu harfin efendim hangisinin lam, hangisinin elif olduğu isminde saklı. Ne diyoruz? Önce lam, elif. Hangisini önce söylüyoruz? Lamı. Demek ki Arapça sağdan sola yazıldığına göre birincisi lam, ikincisi elif. Çünkü adı lam elif. Lamlı elif anlamında. O bakımdan lam da hareke almış, elif de hareke almış. Ona göre harekelerine göre seslendiriyoruz. L e li i le i Çekelim şimdi L Bakın lam çekmiyor ama elif çekiyor. Li i Şimdi tam tersi lam çekiyor elif çekmiyor. La ı le en le in l un Son harfimiz Y harfi. Bunda da aynı şekilde aynı hatalar çok yapılıyor. Ya, ya Rab Türkçeden geliyor. Kesinlikle istifale harfidir, kalın harf değildir. A sesi duymak istemiyoruz. Çok ince Y, E sesi de duymak istemiyoruz. İkisinin arasında Y olarak efendim çekeceğiz ve seslendireceğiz. Y, Y, Y. Y, İ, bir Y şekli daha var. O da metal olarak çekiyor aşağıya. İ Yü Yen Yin Gün Evet böylece harflerimizin harekeli, metli ve de tenminli okunuşlarını burada seslendirdik. Bundan sonraki videomuzda harflerin cezimli ve şeddeli hallerini göreceğiz. Görüşmek üzere.